Yeni bir videodan herkese selamlar. Videoya like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Çoğunuzun merakla beklediği ve çok soru sorduğu bir konu hakkında bilgi vereceğim. Bayrak değiştirme kartları ile ilgili indirim gelecek yeni güncelleme ile birlikte arkadaşlar. 1000 elmas maliyetindeki bayrak değiştirme kartlarını 300 elmasa yani %70'lik bir indirimle birlikte alabileceksiniz. Bu gerçekten çok güzel bir haber ve bayrak değiştirme kartının da değiştirme süresi sanırım 3 aydan fazlaydı ve bu 3 aya çekilmiş arkadaşlar. Yani 3 ayda bir bayrak değiştirebilecek. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. YV kahramanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi YV kahramanına spesyal kostüm olarak gelecek. Mobile Legends oyunu bu kostüm için bizleri çok fazla bekletmeyecek. Kostümün geliş tarihi kesinleştiğinde bilgisini sizlere vereceğim. Sıradaki haberimse Eudora ve Mia'nın nasıl alınacağı ile ilgili olacak. Eudora ve Mia All Star kostümleri 899 elmas değerinde kostümler olacak arkadaşlar ve ilk haftaya özel, lansman haftasına özel %30'luk bir indirim olacağı için 629 elmas karşılığında bu kostümleri alabileceksiniz ve kostümler süre sınırlı olmayacak arkadaşlar. Mağazadan, marketten girip istediğiniz zaman alabileceksiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken kural şu: indirim İlk hafta olacak. Yani bir hafta içerisinde alırsanız 629 elmas, daha sonrasında almaya kalktığınızda 899 elmas vermeniz gerekiyor. Hazır konumuz 515 kostümlerinden açılmışken bir konu hakkında da bilgi vermek istiyorum sizlere. Ekranda görmüş olduğunuz eski 515 kostümleri Hanabe etkinliğinin mağazasında olacak arkadaşlar. 600 puana bu kostümleri alabileceğiz. Bunun bilgisini geçtiğimiz videolarda sizlere verdim ama çok önemli bir detay daha vermek istiyorum. Almış olduğum duyuma göre M-Word ya da sütun kostümleri, bu iki türden birisi markette de satışa sunulabilir. Bakın, sunulabilir diyorum. İleride sunulmadığında bana gelip küfür etmeyin, tamam? Yıldız üyelikler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şu anda mağazaya girdiğimiz zaman yıldız üyelik dönüşü kısmına baktığımda arkadaşlar Louis, Kerry, Benedetta, YSS, Sam, Rabbit, Chu, Aldous, Masha, Link. Buna benzer yıldız üyelik kostümlerinin yıldız üyelik mağazasından 1 Mayıs'ta kalkacağını söyleyebiliriz. Kalkacak olan kostümlerin yerine ekranda görmüş olduğunuz Wanwan, Kufra, Parşa, Silin, Lapu Lapu, Martis, Freya, Franco, Zilong ve Layla kostümleri gelecek. Roger kahramanın epik kostümünün yenilendiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam yeni hali 21 Mart'ta orijinal sunuculara gelecek. Yenilenen Roger epik kostümünün renklendirmesi de bu şekilde olacak. Glow kahramanının bu kostümünden çok önceden sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Artık kostüm oyunumuza geliyor. Glow kahramanının bu kostümü 4 Mayıs'ta orijinal sunucularda olacak. Şimdi bu kostümün giriş animasyonunu izleyelim. Lapu Lapu S28 kostümüyle Kufra S28 ilk yükleme kostümlerinin son hallerinin giriş animasyonunu inceleyelim. Ardından S28 ilk yüklemesinin görsellerine bakalım. This land is our homeland and it will soon be your burial ground. Kufra S28 ilk yüklemesinin görseli bu şekilde olacak. İleride bu görsel üzerinden Mobile Legends oyunu buraları çerçeve, kostüm alım ve isim değiştirme kartıyla donatacaktır. Önümüzdeki en yıldız üyelik kostümü Edit kahramanına gelecek. Bunun görselini zaten gördünüz arkadaşlar. İzli bu şekilde olacak. Mayıs ayının yıldız üyelik kostümü Moskov kahramanına gelecek. Onun da giriş animasyonu, Moskov kahramanının en son halinin giriş animasyonunu şimdi sizlere göstereceğim. Haziran ayının yıldız üyelik kostümü ise Tammuz kahramanına gelecek. Onun da iz efekti bu şekilde olacak. Tammuz yıldız üyelik kostümünün giriş animasyonu yok. Ona da ulaşır ulaşmaz bilgisini vereceğim. Şimdi Moskova yıldız üyelik kostümünün en güncel giriş animasyonunu izleyelim. Aku adalah wujud balas dendam. Adalah wujud balas dendam.
Yakın zamanda oyunumuza gelecek olan etkinliklerden ve kostümlerden elde edeceğimiz savaş emojileri bu şekilde olacak arkadaşlar. Hepsi birbirinden tatlış görüyorsunuz. Yakında bunları alacağız. Wanwan ve Yeywey ile ilgili yeni haberlere ulaştığım için sizlere bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Şu ekranda Wanwan kahramanının kostümlerini görüyorsunuz değil mi? Bu kostümlerden bir tanesi Legend, bir tanesi Epic, bir tanesi Star kostüm olarak Wanwan kahramanına gelecek. Süreleri kesinlikle belli değil. Ama burada önemli olan bir detay var. Şu kostüm Wanwan kahramanına 11-11 kostümü olarak gelecekmiş. Şaşırmam çünkü Mobile Legends oyunu Wanwan kahramanına böyle MPL olsun, M-World olsun, Yıldız Üyeli kostüm var. Wanwan'ın bütün kostümleri havalı arkadaşlar. Hani derler ya ne giyse yakışıyor. Aynen o tatta ve Wanwan kahramanına Mobile Legends oyununda kostüm getirmeye bayılıyor diyebiliriz. Bu kostüm 11-11 kostüm olarak Wanwan kahramanına gelecek. Diğer kostümlerin gelme olasılığı ise Epic, Legend ve Star arkadaşlar. YV kahramanının kostüm anketini geçtiğimiz dakikalarda sizlere söylemiştim ama spesyal olarak göstermiştim. Yıldız üyelik olarak da gelme ihtimali var. Nisan ve Mayıs ayının kolektör kostümleri ile ilgili çok fazla soru geldiği için paylaşma gereği duydum arkadaşlar. Nisan ayının kolektör kostümü CC'ye gelecek. Alternatif kolektör kostümleri ise Brody ve Balmond. Mayıs ayının kolektör kostümü Clint kahramanına gelecek. Alternatif kolektör kostümleri Zilong ve Angela. Diğer seçeneklerle ilgili hala bir bilgi yok. İlerleyen videolarda detayları sizlere vereceğim. Mobile Legends oyununa yakın zamanda gelecek olan etkinliklerden, yıldız üyeliklerden iz, öldürme bildirimi, doğuş efekti, üst ışınlanma efekti gibi birçok efekt alacağız. İşte bu efektleri canlı canlı izleyelim. Legendary! Legendary! Alinas! Alinas! Önemli bir konu hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Elmas yükleme sekmesine girdiğimiz zaman burada haftalık elmas geçişi satın alıyoruz ya. Buradan elmaslar alıyoruz. Günlük 30 elmas alıyoruz filan. Bir de bilet aboneliği var. Bu bilet abonelikleri ve haftalık elmas geçişi aboneliklerinden elde ettiğiniz elmaslar, biletler vesaire bunlar artık buna benzer elmas yükleme etkinliklerinde yüklemeden sayılacak arkadaşlar. Bununla ilgili güncelleme notlarında bilgi vardı. O bilgiye göre şöyle diyor. Haftalık elmas geçişi sizlere elmas yükleme etkinliklerinde 100 elmas yüklemesini geçmeyecek kadar katkı sağlayacak arkadaşlar. Aylık bilet abonelikleri 150 elmasa kadar, haftalık bilet aboneliği ise 50 elmasa kadar sayacak arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı farklı bilgilere ulaşırsam muhakkak bilgisini sizlere vereceğim ilerleyen videolarda. Hazır konumuz elmas aboneliğinden açılmışken Mobile Legends oyununun getirmiş olduğu mükemmel bir özellikten sizlere bahsetmek istiyorum. Diyelim haftalık elmas aboneliğini aldınız. Gün gün toplamaya başlarken bir gün Mobile Legends oyununa girmeyi unuttunuz ve haftalık elmas aboneliğini alamadınız. İşte burada Mobile Legends oyunu yeni özelliğiyle birlikte devreye giriyor. Tasarruf kutusu diye bir kutu özelliği olacak arkadaşlar. Kaçırmış olduğunuz bir günün elmaslarını bu tasarruf kutusundan alabileceksiniz. Yani boşuna gitmiş olmayacak. Bu da Mobile Legends oyunu tarafından yapılmış güzel bir özellik diyebiliriz.
Sıradaki haberimse Mart, Nisan, Mayıs aylarında gelmesi kesinleşen kostüm ve etkinliklerin geliş tarihleri. Birçok kişi sorduğu için tekrar cevaplamak istiyorum. Mart 21'de Hilda'nın Zodiac kostümü yenilenmiş haliyle gelecek. Mart ayının 22'sinde Roger kahramanının revampı geliyor. Hem revampının hem de renklendirmesinin görüntüsünü önceki dakikalarda izlemiştiniz. Mart'ın 22'sinde Minstar kahramanının revampı geliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde Mart'ın 22'sinde Transformers etkinliği gelecek ve yine aynı şekilde Mart'ın 22'sinde parça mağazaları yenileniyor. Bununla ilgili bilgiyi de önceki videolarımda vermiştim zaten. Mart'ın 25'inde Lapu Lapu S28 kostümü geliyor ve yine Mart'ın 25'inde S28 ilk yükleme kostümü olarak Kufra'nın kostümü geliyor. Mart'ın 27'sinde Vale'nin epik kostümü geliyor. Mart'ın 31'inde ise Rafael kahramanının kostümü geliyor. Etkinlikte görevleri tamamlayarak Rafael'in kostümünü ve birçok efekti alabileceksiniz. Nisan ayının 1'inde Edit kahramanının yıldız üyeliği ve renklendirmesi gelecek. Nisan ayının 5'inde Mia kahramanının kostümü market alanında olacak. İndirimli bir şekilde Mia'nın 515 All-Star kostümünü alabileceksiniz. Nisan ayının 10'unda Cyclops kolektör kostümünü alabileceksiniz. Nisan ayının 12'sinde Eudora'nın 515 All-Star kostümünü marketten indirimli bir şekilde alabileceksiniz. Nisan ayının 15'inde Hanabi'nin kostümü geliyor. Hanabi'nin etkinliği ile birlikte etkinlikten isterseniz direkt anında Hanabi'nin kostümünü alabilirsiniz. Ve yine Nisan ayının 15'inde Gunnivir Legend geliyor. Hanabi etkinliğinin ödül havuzunda olacak. Ve yine Nisan ayının 15'inde Sütun ve M-World kostümleri geliyor. Bu kostümler Hanabi'nin etkinliğinin mağazasında olacak arkadaşlar. Nisan ayının 19'unda Bane kahramanının epik kostümü geliyor. Uzun bir aradan sonra Bane'e kostüm geliyor arkadaşlar. Kutlarız artık bunu. Ve Nisan ayının 20'sinde Minotaur kahramanının Zodiac kostümü geliyor ve bu kostümde yenilendi. Hemen Minotaur Zodiac kostümünün yeni halinin giriş animasyonunu izleyelim. Mayıs ayının 1'inde Moskov kahramanının yıldız üyeli kostümü renklendirmesiyle birlikte geliyor. Mayıs ayının 4'ünde Glow kahramanının elit kostümü geliyor arkadaşlar. Bu kostümü yeni gelen jetonlarıyla birlikte alma imkanınız da olacak. Mayıs ayının 5'inde Clint kahramanının kolektör kostümü gelecek. Mayıs ayının 18'inde Florian kahramanı orijinal sunucularda olacak. Mayıs ayının 21'inde Selena ve Karina'nın Zodiac kostümü gelecek ve bu kostümler de revamplanacak, yenilenecek arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde yeni halleri çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Videoya like atıp yorum yapmanız benim için çok önemli. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.